Benim eşim beni ve çocukları hep azarlıyor. Ne yapmam lazım? Hiç ortak yol bulamıyoruz diyor. Şimdi evlilikte bir kere en önce dikkat edilecek hususlardan bir tanesi şu. Bu evde benim dediğim olur derse erkek veya kadın hayır benim dediğim olur derse hiç kimsenin isteği olmaz. Bu evde hakim Allah ve Resulüdür diyeceksin. Allah ne diyorsa olur. Resulullah ne diyorsa olur. Kadın erkek ne hususta tartışıyorlar? Bir yere gitmek hususunda mı? Tamam. Oraya gitmeye bakalım Allah-u Teala müsaade etmiş mi? Etmiş. Allah'ın müsaade ettiği şeyleri yaparız. Resulullah Efendimiz'in müsaade ettiği şeyleri yaparız. Bunun dışındakileri yapmayız. Yani evdeki Allah'ın dediği olur, Resulullah'ın dediği olur bunu evlerine oturtturabilirlerse aralarında geçimsizlik olmaz. Ha ufak tefek şeylerden bağırma, çağırma, kızma olabilir. Burada erkek çok dikkatli olacak. Erkek çok dikkatli olacak. Ağzından çıkan kelimelere dikkat edecek. Tamam mı? Öyle olur olmaz şeyleri konuşmayacak. Efendi Hazretleri'nin sözüdür bu. Efendi Hazretleri buyurmuş ki kutsesuru, kadınlarla tartışmayın. Kadınlarla tartışmayın. Tartışma çıktığı zaman hemen ayakkabınızın birini giyin. Diğer ayakkabınızı da koltuğunuzun altına alın hemen evi terk edin. Çıkın, biraz dolaşın, sakinleyince gelin. Tamam mı? Bu böyledir yani. Karı koca o anlık kendilerine kızabilirler. Ama aradan belki yarım saat, bir saat veya bir gün geçtikten sonra bakmışın hiçbir şey yokmuş gibi. Biraz da onu düşünsünler yani. Ya ben bağırıyorum, çağırıyorum ama bu benim hanımım ya, bu benim eşim, bu benim kocam. Yani ben hayatımı bununla bitireceğim. Bu şeyden sebep niye kavga ediyorum veya 2 saat sonra zaten barışacağım. Yani o zaman niye tartışıyorum diye konuşarak ya insanlar konuşarak, hayvanlar koklaşarak demişler yani. Konuşarak anlaşacaklar. Anlaşılmayacak bir şey yok. İstekler bellidir. Neticeler bellidir yani. Nasıl ki bugün bir suç işlendiği zaman hakime gidiliyorsa, iştatlıya bağlanıyor veya ceza kesiliyor, hapis cezası veriliyorsa evde de tartışılan konuların illa bir çıkar yolu vardır yani. Sen şimdi 10 senedir, 20 senedir evlisin veya 5 senedir evlisin. Karın neyden hoşlanır, neyden hoşlanmaz? Kocan neyden hoşlanır, neyden hoşlanmaz? Bunları biliyorsun. Hoşlanmadığı şeyleri adamın gözüne soka soka yapmayacaksın. Erkek de karısının hoşlanmadığı şeyleri ona inadi bir şekilde yapmayacak yani. Herkes hakkına, hukukuna riayet edecek. Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam Kamusu var. 200 sayfa onun ikinci cildinde evlilikten bahsediyor. Evlenen bir insan açsın orayı okusun yani. Okusun. Her şeyi okuyoruz, öğreniyoruz. İnsanların seyretmediği diziler kalmadı, seyretmediği maçlar kalmadı. Evleniyorsun, aç bir fıkıh kitabında nikah bahsini oku ya. Kadınların erkeklere olan hakları nelerdir? Erkeklerin kadınlara olan hakları nelerdir? Bir açın, okuyun. Ona göre evlenin.